Mucit Kafası adlı programımıza hoş geldiniz. Bugün 27. bölümü anlatacağız. Arı kanadı aletimizi sizlerle bugün tanıştıracağız. Dünyada biliyorsun uçuş sistemlerinde bir sürü aletler var. Ama biz bu aletleri maalesef kendimiz uygulayamıyoruz. Niye? Patent kanunlarından dolayı. Şimdi biz de uçak yapmak istiyorsak mutlaka bizim kanat sistemimiz değişik olması lazım. O nedenle biz arı uçuşu, yani arıların sisteminde bir uçuş kanat sistemi yaptık. Bunun adına da arı kanadı diye adlandırdık. Bugün sizlere arı kanadımızı nasıl, niçin, niye olduğunu açıklayacağız. Evet. Önümüzde 2-3 tane alet görüyorum. Hangisiyle başlayacağız? Şimdi bizde daha güzel aletler vardı. Fakat 19 sene oldu bu arı kanadını yapalı. Sizlere gösterecek olduğum yerli ve gerçekten milli yeni bir kanat sistemi. Bu kanat sisteminin adı arı kanadı. Şimdi arı kanadı çalışmamda tabii ki uzun yıllardır düşündüğüm bir tez vardı. Ya bu hayvanlar uçuyor da insanlar nasıl uçamaz? Yani bu sistemlerde niye uçamaz? Çünkü hayvanlar en az enerjiyle en çok iş yapan, yani en az enerjiyle uçuş yapan hayvanlarımız. Bugün havada uçan hayvanlarımız bu şekilde. Peki biz o sistemde bir alet yapıp uçamaz mıyız? Çünkü en az enerjiyi kullanıyorlar. Bunu nasıl sağlayabiliriz diye yola çıktım. Tabii ki aşağı yukarı neredeyse belki 10 yıl hesap yapıyordum. Nasıl olur, nasıl bir kanat yapmamız lazım? Bugünkü var olan kanatlardan biz uçuş sistemi yapamayız. Çünkü o kanatların sahipleri var. Yani patentli. Siz aynı sistemde, aynı bükümde, aynı eğrilikte, aynı uzunlukta, kesinlikle aynı kanadı kullanamazsınız. Mecbursunuz farklı yapmanız gerekiyor. Farklı yaptığınız zaman da aynı veriyi alamıyorsunuz. Çünkü onların sisteminde ufak bir değişiklik yapsanız dahil siz aynı enerjiyle uçuş yapamıyorsunuz. Fazla enerji harcıyorsunuz. Bu nedenle siz mutlaka farklı bir kanat sistemi tespit etmeniz lazım. İşte o zaman siz uçak yapabilirsiniz. O farklı bir kanat sistemi ortaya çıkarırsanız o zaman siz de dünyada uçak yapma hakkına sahip oluyorsunuz. Aksi halde uçak yapma hakkına sahip olamazsınız. Olursunuz bir benzer ürünle. Bir benzer ürün de diyelim ki havada 10 litre yakıyordu normal bir uçak, orijinali. Siz 15 litre yakmak zorundasınız. Çünkü orijinal değil, bir benzer ürün. Biliyorsunuz ki bir benzer ürün demek ikinci, üçüncü sınıf ürün demektir. Bu nedenle ne yaptım ben? Ben dedim hayvanlardan esinleneceğim, uçan hayvanlardan. Bu arı olur, işte kuşlar olur, efendim işte kartal olur. Bunlardan dedim nasıl bir kanat sistemi çıkarabilirim. Şimdi burada gördüğünüz yaklaşık 5 tane çalışmam vardı. Bu 5 tane çalışmamı 2 tanesini söktüm, attım. Devasa bir tane vardı, büyük. Hatta onu da anlatacağım. Yani onun mağazası biraz gülüşlü. Hatta rüzgar türbünü bu şekilde çıktı. Yani o büyüğünden dışarı atmıştım kasayı. Bir baktım ki rüzgar kanatları dönzeriyor. Halbuki ben motorla kanatları dönzeriyordum. Bir baktım ki motoru söktüm, aldım. Kanatlar dikey bıraktım bunları. Bırakınca rüzgar vardı dışarıda. Bir baktım ki rüzgar kanatları dönzeriyor. Ama nasıl oldu bu? Ben burada çalışıyordum. Aynen şurada. Bu masada çalışırken dışarıda bir ses var. Tık 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 bir ses yapıyor. Çıktım dışarı bir baktım ki benim yapmış olduğum uçak kanat sisteminin kasasını ve pervaneleriyle beraber dışarı atmıştım. Sadece motorunu sökmüştüm. Şimdi tabii ki hayvanların uçuşlarını dikkatle izledim. Baktım ki bizler en iyi, en ideal, en az enerjiyle hayvanların taktiğini kullanırsak, yani hayvanların kullanmış olduğu kanat sistemini kullanırsak daha az enerji yakarız diye düşündüm ve birkaç tane şey yaptım. Yani 5 tane ayrı ayrı çalışma yaptım. 5 çalışmanın şu anda masada 2 tanesi. Bir tanesi çok değerli bir Gönül Dağı diye bir dizi var. Orada arı kanadı olarak gösteriyorlar. Onun için de burada size gösteremiyorum. Bir tane daha vardı, büyük motorlu, ceylanlı motorlu. Tabii ki aşırı bir şey yapıyordu. Onda testleri yaptık. Ne kadar basınç yapıyor, nasıl yapmamız lazım. Onda testi bitirdik. Bu sefer onun daha büyüğünü yaptık. Kesim motorlu. Yani ceylanlıdan benzinliğe geçtik. Kesim motoruna taktım, yaptım. Fakat o arada kesim motoruna yaptık ama kesim motorundaki balata o kanadın büyüklüğünü kaldıramadı. Başladı bir duman çıkmaya. Yani şurada yapıyorum, hemen burada. Şurada testi yapıyorum. Bu arada bizim kanatlar felaket şekilde dönüyor. Tabii yapı da hareket etmeye başladı. Ama bir taraftan da duman çıkıyor. Meğer bizim balata
bu kanatların büyüklüğüne dayanamamış. Dayanamayınca kaçırdı. Kaçırınca da yanmaya başlamış. Bazılardan duman geliyor. Ben de diyorum motor yanıyor. Tabii motordan geldiği için bir durdurdum, tabii kapattım makineyi. Ben de orada yukarıya bir tane yay sistemi koydum. Yani kendi o kanatların çalışmasıyla ne kadar kaldırabiliyor, kaç kilo kaldırabiliyor diye testler ediyordum. Fakat motorun gücü küçük gelince, tabii ki haliyle balata da küçük geldi. Yanma olunca ne yaptık? Dedim ki bu motoru büyütmem lazım. Veya kanatları küçültmem lazım. Fakat kasayı çok iyi yaptığımdan dolayı şimdi kasanın kanatlarını küçültme yerine dedim ki motoru büyüteyim. Yani bir iki beygir daha büyük motor alayım dedim. Bu şekilde motoru söktüm, kanatları dışarı attım. Bir baktım kanatlar 10 dakika 15 dakika sonra meğer rüzgar varmış dışarıda. Şimdi dik olarak atınca kanatlara rüzgar vuruyor. Rüzgar vurunca da kanatlar başlıyor rüzgardan dönmeye. Halbuki biz bunu motorla döndürmeye çalışırken bu sefer rüzgarla döndüğünü gördüm. Dedim tamam, meğer bizim kanatlarımız rüzgardan da dönebiliyormuş. Yani yeni bir kanat sistemi rüzgarla da dönebiliyor. Bu şu oluyor. Mesela Avrupa'nın yapmış olduğu kanat hem rüzgarda döner hem de motorla döndürülür. Bizim yapmış olduğumuz kanat sisteminde de aynı bu şekilde hem motorla döner hem de rüzgar tersine vurursa rüzgarla da döner. Ha, biz yeni bir kanat sistemi tespit etmiş olduk. Ve bu tespit şöyle oldu. Yani rüzgar türbünü de çıkarabiliyoruz. Uçak yaparken bu sefer ortaya rüzgar türbününün kanat sistemi çıktı. Bunu demek istiyorum. Yani ben bir uçak kanat sistemi yaparken ortaya ne çıktı? Rüzgar türbünü de. Başka bir icat daha çıktı. Geçen 2-3 hafta önce bunu açıklamıştık. Yani rüzgar türbünü. Şimdi demek ki bir icatı yaparken içinden hiç tahmin etmediğiniz başka bir icat da çıkabiliyor. Ne oldu? Arı kanadı uçağımızın yaparken ortaya rüzgar türbini de çıkmış oldu. Şimdi arı kanadımızı bu şekilde test ettik. Tabii ki bunun daha da maaşı var. Hemen gittim motor alacağım. Gittim motorcuya dedim ki ya bana dedim bunun motoru yandı. Test ederken yandı dedim balatası. Ne yapacağız? Daha büyük motor var mı dedim. Tabii ki o anda motorcu abi dedi öyle büyük motorum yok dedi. Ben tabii ki üzüldüm. Tabii ki vardı öyle büyük motor. Yok dedi. Tabii ki yok deyince de ben de şey yapmadım. Yani üzerine gitmedim. Yani vermek istemedi. Hani denemek için dedim alayım. Tekrar bir daha getiririm. Hani olmazsa daha büyük olsa da ama dedim olursa parasını veririm. Bunu kabul etmedi. Onu kabul etmemek için de yok dedi bana. Tabii üzüldüm. O üzüntü benim bu uçak çalışmamı tamamen dondurdu. Yani orada eğer bana motoru tedarik etseydi al abi ne demek sen bu deneme yapıyorsun deneme yanılma işi sen al abi bizden de bir katkı olsun deseydi uçak kanat sistemini daha çok geliştirecektim. Ama ne yaptım oradaki o tavır benim uçak kanat sistemi çalışmamı iştahsız hale getirdi. Oradan bıraktım başka bir şeyler yaptım işte rüzgar türbününü geliştirdim onu yaptım onu devasa hale getirdim işte onun uçak kanat sisteminden öyle gönülsüz olunca biz ne yaptık? Rüzgar türbününü devreye geçirdik. Demek istediğim şu oldu. Eğer orada benim o azmim, o kararlılığım devam etseydi belki bugün havada uçan bir alet haline dönüşecekti. Ama maalesef bu konuda işte anlattığım gibi yapmış olduğumuz çalışmalar hep masa üzerinde bu şekilde. Bunun da motorunu çıkarttım. Burada motor vardı. Ceyranlı motor. Bu ceyranlı motor başka bir alete lazım oldu. Söktüm, aldım onu başka alete kullandım. Düşün yani. Çünkü biz burada şehirden uzak olduğumuz için hemen gidip bir motor alamıyoruz. Bayağı bir kilometre gitmen lazım. Aslında bu yoksulluktan değil. Yani bütçeden değil. Ama ben bir proje düşünürken o gün bir motor lazımsa sökerim bunu. Motorunu alır orada kullanırım. O nedenle şimdi size bunu gösterirken burada da motor vardı. Buradan kayışlar geliyordu. Şu şekilde bu da bir aynı şekildeydi. Yani şu arı kanadı uçuşu. Bakınız şuradaki şu sistem. Bunu tabii tekli. Hani bunun bir teklisi var burada. Test amaçlı kullandık. Yani bunu şuradaki göstereyim. Çalıştığı anda bunu kaldırıyor. Durduğu anda tabii ki yani buradaki basınç, yere olan basıncı ölçüyoruz. Şimdi size bunu göstereyim. Şimdi kalktı bakın. Tekrar bastırıyorum. Tekrar kalkıyor. Bastırıyorum. Yani şu alanda, yarı çapında basınç bu tarafa bakın. Şu şekilde yere basınç yapıyor. Bakın. İşte bu.
Yani bunun, bu sistemin yere basıncı ve yere havaya kalk. Havaya kalktıktan sonra da ne oluyor? Şimdi bu havaya kalktığı an bu dönebiliyor. Dönüyor, şu gördüğün alet şu şekilde dönüp şu bu şekilde geliyor. Bu sefer ne oluyor? Siz bu tarafa doğru gidiyorsunuz. Zaten bu Gönül Dağı'ndaki çok güzel yapmışlar. Oradaki arı kanat sisteminde o kanatlar dönüyordu. Oraya vermiş olduğumuz dönüyordu. Ve çok güzel o filmde de işlemişler. Yani Türk icatlarını o dizi, Gönül Dağı denilen o dizide göstermişler. Tabii ki bu bizim ülkemizin icatlara ne kadar güzel değer vereceğini bir yerde işaretlidir. Bundan yıllar önce icatlarla alay ediliyordu. Ama bugün ülkemizde çok güzel çalışmalar var. Bunun bir örneği Gönül Dağı. Bu dizi gerçekten ülkemizde icatlara nasıl değer verildiğini yavaş yavaş gösteriyor. Bu güzel bir gelişme. Vallahi gerçekten takdir ediyorum TRT'yi o filmi alıp yayınladığı için. Buradan da kendilerine, hepsine, yayıncılara, yazarlara hepsine buradan teşekkür ediyorum. Ayrıyeten TRT'ye de çok çok teşekkür ediyorum. Böyle bir şeye el attığı için. Tabii ki biz ülkemizde icatları sevdirmemiz gerekir. İcatların ne olduğunu halkımıza anlatmamız lazım ki icatları sevenler çoğalsın. Ve icatları sevenler çoğaldıkça da ülkemiz gelişmiş ülkeler seviyesine çıkması çok kısa zamanda gelişir, çok kısa zamanda ulaşabiliriz. Bunun mücadelesini veriyorum. Yani benim amacım ülkemizde kendi beynimizden çıkartmış olduğumuz icatları sahip çıkılacak, üretime geçeceğiz. Bu şekilde de dünyaya ihraç yapacağız. Gelişmiş ülkeler gibi. Her ürünümüzü, her bir yaptığımız icatı. İcat çok ama maalesef yeterli üretimimize daha ulaşamadık. Şimdi bir arkadaş yazmış ki, hocam size bir icat önerisinde bulunmak istiyorum. Özellikle bizim Karadeniz yöresine has çay için gübreleme makinesi. Fındık için var galiba ama bir değişik versiyonu ile toprak altı çay gübreleme makinesi yapabilir misiniz? Teşekkürler. Evet, gübre makinesi zaten yaptım. Toprak altı gübre atma makinesi. O zaten var fakat fazla dik bayırlarda değil. Eğer teras sistemi yapılıyorsa zaten o makineyi yaptık. Gübre, toprak altı gübre atma makinemiz zaten mevcut. Sanırım çaylarda eğimli topraklar, eğimli arazi oluyor ya, eğimli arazide kullanılmak üzere diye sormuş. Özel yapmam lazım, yaparız. Yani yeter ki talep çok olursa yaparız. Harika. Evet. Benim şöyle bir fikri geldi aklıma. Yorumlarda birçok şunu yapabilir miyiz, bunu yapabilir miyiz diye şeklinde istekler doğuyor. Dilerseniz bu 29. bölümde, 28 değil 29. bölümde bu aşamadan sonra gelecek istekler, düşünceler, projelerle ilgili yorumlara yazılsın. Bunlar üzerine biz soralım, siz cevaplayın. Tabii. Bakalım insanlar neler istiyor, ne ihtiyaçları var ve siz de bu doğrultuda bunları ne şekilde buluyorsunuz, ne şekilde değerlendireceksiniz. Bununla alakalı kısa bir ara program yapabiliriz diye düşünüyorum. Ne demek? Şimdi buradan tekrar bir güzel bir şey söylemek istiyorum. Bakınız Türkiye'de. Türkiye ülkemizde Avrupa sanayisiyle Türkiye'nin sanayisi arasındaki farkı net olarak tertemiz ortaya koyan bir kişi varsa onlardan bir tanesi de benim. Eğer varsa. Şimdi eğer siz Avrupa sanayisiyle Türkiye sanayisi arasındaki farkı bilemezseniz Türkiye'nin kalkınmasına katkı sağlayamazsınız. Şimdi benim yapmış olduğum Avrupa sanayisiyle Türkiye'nin sanayisi arasındaki bu uçurumu kapatma. Benim bütün çalışmalarımın altında biz mutlaka Avrupa ile sanayileşme konusunda Avrupa'nın kriterlerini, yani Avrupa'nın kalkınma sistemini birebir uygulamamız gerekir. Bunun için de yerli icatınız olması lazım. Çünkü Avrupa diyor ki bak, ben bu dereceye kendi icatlarımdan geldim. Sen de diyor kendi icatlarından gel buraya diyor. Yoksa diyor seni Avrupa Birliği'nin içine almam diyor. Alamaz zaten. Yani başına bela mı alacak? Avrupa Birliği sen icatı olmayan ülkeleri içine almış olsa ne yapacak? O aldığı ülkeyi bakacak. Çünkü icatları yok o ülkenin. Eğer o ülkenin icatları olsaydı o ülke kendi ayakları üzerinde duran bir ülke olurdu. O nedenle buradan sesleniyorum. Biz Avrupa sanayileşmenin kriterlerini yakalamamız gerekir. Bunun için de ne gerekiyor? İcat gerekiyor. Benim yaptığım çalışmalar işte bu yolda. Yani Türkiye'nin icat ihtiyacını giderme. Evet, Safa Bey.
Harika. Ara Kanat projesini umarım hayata gerçekleştirir ve bir projede uygulamalı bir şekilde görürüz diye temenni ediyorum. Çünkü çok akla yatkın ve aşırı derecede milli olmasından kaynaklı gurur verici bir durum söz konusu. Evet. Ve ismi de çok hoş. Yani çok keyfi böyle bir söylemi var. Çok güzel. Umarım dediğim gibi bunu bir projede uygulamak, görmek nasip olur temennisini diliyorum. Evet. Müzik Kafası adlı programın bugünkü son bölümüne geldik. Tekrar sizleri bekliyorum. Beni seyrettiğiniz için sağ olun, var olun. Başınıza iyice çıkartmaya yine devam edeceğim. Evet, teşekkür ediyorum.